Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 19 Aralık cezaevlerinde insan hakları için mücadele ve dayanışma günü, hayata dönüş operasyonunda katledilenler yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Bu vesileyle bir selamı daha Sayın Öcalan'a, özgürlük, Kürt soruna demokratik çözüm talebi için cezaevlerinde bedenini açlığa yatıran yoldaşlarıma gönderiyorum. Gündem Ulaştırma Bakanlığı bütçesi. Ulaştırma Bakanlığı öteden beri rantın, ihale komisyonculuğunun en fazla yapıldığı bakanlıklardan biri. Sivil havacılıkta da yolsuzluklar, usulsüzlükler havada uçuşuyor. İktidarın ve yandaşların maşallahı var. Halkın deyimiyle havada da, karada da götürmüşler. İktidar havasını satamadığım ulaşımı ne yaparım diye düşünmüş, sivil havacılığı servet havacılığına çevirmiş. Sabah sözle yaptıklarını anlattılar. Nasıl iyi şeyler yaptıklarını kendilerince anlattılar. Ben şimdi size nasıl yaptıklarını ve yapamadıklarını hem sizlere hem de halklarımıza anlatacağım. Çalışma arkadaşınız Bahri Kesici. Hatırlıyor musunuz? Hafızanızı yenilemenizi istiyorum. Erdoğan 15 Ağustos 2019'da Sivil Havacılık Kurumu'nun başına genel müdür olarak atadı bu kişiyi. Kesici müdür olarak 16 ay görev yapmış. 15 Ocak 2020'de ise emekliye ayırmışlar. Niye ayırmışlar? Çünkü Kesici 15 Aralık 2022'de nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanmış. Peki tutuklanma gerekçesi ne? Tutuklanma gerekçesi ne? Bir hava yolu firmasının satışına aracılık etmek, komisyon almak, kamu ihalelerine pay vermek amacıyla milyonlarca lirayı cebine indirmek iktidarın eliyle. Ne oldu peki bu Kesici'ye? 5 ay sonra 9 Şubat'ta tahliye edildi. 6 Şubat deprem, 9 Şubat'ta bu kişi tahliye edildi. 2 ay içerisinde nasıl oluyor da milyonlarca doları cebine indiren kişi tahliye ediliyor. Bunu hem sizin vicdanınıza, halkımızın da takdirine sunuyoruz. Ama halkımız şunu çok iyi biliyor, hiç merak etmeyin. 9 Şubat'ta Kesici'yi tahliye ederken muhtemelen bir arkadaşınız var, onunla bu kadar zorunuza gitti. 6 Şubat'ta depreminde ise bizler zarar gören havaalanlarının tekrardan oralara ulaşamadığı için can kayıplarına sebebiyet verdi. Peki bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Daha da sinirleneceksin. Hatay Havalimanı. Tek bir pisti vardı Hatay Havalimanı'nın. 6 Şubat depreminde ortadan ikiye ayrıldı. Kullanılamaz hale geldi. Yardım ekipleri buraya en hızlı şekilde hava yoluyla ulaşabilecekken ulaşamadı. Kim yaptı bunu? Bence biliyorsunuzdur. İmaj Yapı. 2007'de bunun açılışını Erdoğan yapmış. Nereye yapılmış bu peki havalimanı? Amip Gölü'nün üzerine. TUMOP demiş ki yahu burası altı zemini sağlam değil, depremde yıkılır. Dinlediniz mi? Dinlemediniz çünkü rant elde edeceksiniz. Peki bu havalimanını yapanlardan hesap sordunuz mu? Hesap da sormadınız. Sormazsınız siz. Ne yaptınız? Diyarbakır halkının başına bela ettiniz. 300 deprem konutunun bu imaj yapıya verdiniz. Ne oldu? İmaj yapı 1, halklar 0. Peki Hatay Havalimanı'nın yeni ihalesini kime verdiniz? Bunca talana rağmen kime verdiniz? Timpaş ve Silahtaroğlu'na verdiniz. Aynı Silahtaroğlu depremde yarıkların oluştuğu Tarsus, Adana, Antep otoyolunu yapmıştı. Halen oradan gitmek zulüm halde. Ama siz ne yaptınız? Malatya'da inşa edilen deprem konutlarının ihalesini kalktınız. Hatay Havalimanı için buraya verdiniz. Ne oldu? Silahtaroğlu 1, halklar 0. Öyle bir sistem kurmuşsunuz ki al gülüm ver gülüm. Bir şey olmaz. Hatay'ı mı yıktın? Hiç sorun değil. Biz seni Diyarbakır'a göndeririz. Orada da rantını yaparsın. Diyarbakır'da sorun mu oldu? Hemen Malatya'ya veririz. Orada da yaparsın. Buna ses çıkaranlara da tek bayrak, tek millet, tek vatan deyip işin içinden çıkarız. Teröristin deriz, bağırırız, çağırırız, olayı hop kapatı yaparız. Ama bizler sizin yapmış olduğunuz bu talan siyasetini hem halklara hem de vicdanınıza sormaya devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı rantlarının, ihalelerin derdindeyken halkın sorunları ortada duruyor. Bilet fiyatları almış başını gitmiş, halk cenazesine, düğününe gidemiyor düğününe. Fakat saraya sorsanız kaç uçağı olduğunu bile burada açıklayamıyorsunuz sizler. 24 saatlik yolu insanlar otobüse gitmeye çalışıyor. Sabah gelmişsiniz burada bize uzaya çıkacağız diyorsunuz ya. Ona geçtik, uçak bulamıyoruz, uçak. Bakın Urfa vekilleri de burada soruyorum ya. Binlerce defa insanlar size geldi demedi mi? Uçuş yok. Urfa'dan uçuş yok. Mardin'den uçuş yok. Antep'ten uçuş yok. Uçuşların sayısı ortadayken gelmişsiniz bize buradan uzaya gitmekten bahsediyorsunuz.
Peki ayrımcılık da yok dediler sabah. Hiçbir ayrımcılığımız yok dediler. Tüm bölgeler eşit oluyoruz dediler. Soruyorum size, Trabzon'a neden bu kadar çok uçuş var Sayın Bakan? Ben buradan Trabzon halkına da söylüyorum. Bakan Trabzonlu olduğu için değil. Trabzonlarının sarı kaşı yeşil gözüne de değil. Bakın niye biliyor musunuz? Toprağını parselleyip sattıkları Katarlı müteahhitler gelsin de burada talan etsin diye bunu yapıyorlar. Orada da halka bir şey yok. Orada da halka bir şey yok. Haziran ayında 2 milyon nüfusu Diyarbakır 34, Trabzon'a ise 145 sefer yapılmış. Gelmişler burada bize hiçbir yerde ayrımcılık yapmadığından bahsediyorsunuz. Kürde yol da yok, yolculuk da yok. Yok olan yok. Bir de ne diyorlar? Evet doğru, biz Işık Hızı'yla gittiğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Işık Hızı'yla örgütleniriz ama henüz Işık Hızı'yla bir yerden bir yere yolculuk yapacak düzeye gelmedik. Son olarak hatırlarsınız, bu hükümet 2023'te uzaya gideceğiz demişti. Hepiniz çok hatırlıyorsunuz. Sabah da bunu söylediler. Arada da bunu söylediler. Yahu siz daha Diyarbakır'a 2035'te otoban yapacağınızı söylediniz. Buyurun tamamlayın Sayın Ağa. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bunu biz söylemedik. Önerge olarak sorduk. Bakan dedi ki Diyarbakır'a otoban 2035'te yapılacak. Yahu siz Diyarbakır'a otobanı 2035'te yapacağınızı söylüyorsunuz. Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Van'dan, Batman'dan, Siirt'ten doğru düzgün yurttaşlar uçamıyor, uçamıyor. Nereye uzaya gidiyorsunuz siz ya? Nasıl gidiyorsunuz? Nasıl buna inanmamızı bekliyoruz? Ha çok istiyorsanız buyurun yolunuz bahtınız açık olsun. Geri dönmemek üzere gidin uzaya. Teşekkürler.